Bak bir şey söyleyeyim. O ligde <laughs> oynamak kolaydır. Bak sana söyleyeyim ha? İngiltere'de. Yeter ki futbol aklın olsun. Bir de fizik gücü. Doğru yerde dur. Ha? fizik önemli hocam bir de orada. O, o. o başka. Ya yani kuvvetli oldu mu zaten İspanyollar bizim <laughs> nesil. Yani biz yetenekliyiz yani baktığın zaman. Oradaki şey sen diyorsun ya hep mesela giden oyuncu hemen sakatlanıyor bizden. Hı? O eksik o yani fizik. Yoksa yetenek olarak hepsi oynarlar orada bir şey. Ferdi de yaşadı. Arda da yaşadı. Kısa süreli oldu. Bir tanesi uzun süreli oldu ama. Ferdi gitti. Gol attığı maça bak sağ çık sağ çık girdi oyuna. Bak sol bek gönderdiğin adam gol attığı maçta sağ çık girdi oyuna. Yani sağ çık oldu şimdi gol attı diyorsun. Abi, bir dakika yani. O pozisyon aldı. Yani bu adamın normal pozisyonu sağ ol Bek değil diyorsun zaten başından beri. Ya mi? Evet. Biz tekrar kendi ligimize dönelim. Avrupa iyi diyor. Yani. Avrupa'dan kendi ligimize dönelim. <laughs> Şöyle bir cumartesi akşamına geri döneceğiz. Ne ne cumartesi akşamı? Tam kapandı konu maç bitti. Ne konuşacağız daha ya? Gel Avrupa. Hocam yansın. Hocam Avrupa ligini konuşalım. Hocam şimdi sen taç dedin. Benim aklıma Galatasaray'ın taçtan attığı goller geldi mesela. Çağrışım yaptı. Konuşalım yapacağız. şu taç olayını. Şu taç olayını bir konuşalım. Mourinho yani, da bahsetti. Arkadaşı Okan'ın sormuştur vardır bir projesi. Nedir hocam? Özel bir taktik miymiş taçtan goller? Mourinho dem vurdu Böyle biliyorsun açıklamalarında. Taktik. Olabilir o... Olabilir da bir oyun abi. Tabii ki oyun da yani oradaki adam alış takip yakın marka çok önemli yani onu da o kadar, üst düzey, takip yani o kadar üst düzey oyuncular da Mourinho'da onu tahmin edememiştir yani o da şok olmuş. O da ya. şok olmuştu zaten. Ya buradaki oyun anlayışı çok önemli. Yani Okan Buruk burada daha konsantre olup işi daha ciddiye alıp tabii ki Mourinho'da da hazırlandı ama işte konuştuk çok yani Mourinho'ya bu iki gündür. Yani biraz daha olaya konsantre olması lazım. Okan Buruk bu ligi iyi biliyor. Olayın DNA, takımın DNA'sını çok iyi biliyor. Daha oturmuş bir kadrosu var. Daha iyi hazırlanmış yani. Bunu da maçta gördük. Gördük yani. Yani gollerde her oyuncu hata yapar. Hata olmasa zaten gol olmaz. Ama orada o tajdan gelen toptaki dönen toplar. Yani Sarı'nın attığı tam böyle bir durdu Fenerbahçe Saran defansı. yani. o sonu yani. direkt fretin hatası. Yani ilk, biz orta saha oyuncusu ilk gittiğinde hatırla bak şöyle bir titredi. Fret geçmiş olsun orada gitti zaten sonra topla içeride var kaç yaptı. Oyuncuyu yine takip etti ama etmedi. Yani yanında misafir gibi gitti. Hı hı. Orada artık oraya girmiş adam bırakmayacaksın. Oradan da geçince müthiş bir şeyle gol attı. Yani e, Sara gerçekten oyuna baktığında o kadar kaliteli oyuncuların, isim oyuncuların arasında ön plana çıktı. Biz boşuna demiyorduk yani bu oyuncu tamam 18 milyon euro pahalı falan da işte böyle oyuncular oynadıkça gelişim gösterip gösteriyor kendini işte. Bu maçta ciddi fark yarattı. Kimse böyle belki bir oyun beklemiyordu Gabriel Saradan. Ama açılacağını tahmin ediyordum. Ya gol attığı için demiyorum. Ben oyundaki top alışı, takibi, dönen topları alışı, ba nerede basit oynayacağını çok iyi biliyor. Ya bunları Fred'den beklersin. Ve ne bileyim daha tecrübeli oyuncular bunu çok daha rahat yapar. Top parselizasyonunu çok iyi yaptı. Girdiği pozisyonda oyun zekası çok yüksek. Kafayı kaldırıyor adam hep. Ders top var yani Allah vermiş. Ha yani Bunu ne yapacak? Oynadıkça üstünü geliştirecek. Tanıdıkça arkadaşlarını. Evet, yani, vakit geçirdikçe, idman yaptıkça. Yani sadece ben bu maçta değil zaten bu gelişimi oynadıkça gösteriyordu. Bu biraz derbinin önemi. Ee, bir numaralı maç Türkiye'nin geçen hafta. Orada adam direkt ön plana çıktı. 22 oyuncu da. Bu muhteşem bir şey. Peki şöyle devam edelim. Bir hatırlayalım. Üstünden de iki neredeyse artık üç gün oluyor. Ee, Fenerbahçe Teknik Direktörü Sayın Jose Mourinho neler dedi? Grafik olarak ekranlara bir getirelim. Zira yani basın mi? toplantısına... Hayır, grafik yayıncı kuruluşa çıktı. Hmm. Sadece yayıncı kuruluşa çıktı. Basın toplantısına katılmadı. Ama yayıncı kuruluşa söyledikleri bir hatırlayalım Ümit Hocam. Saçma bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı. Maça hızlı başladık. Domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı. Futbol bu. Amrabat çok iyi bir ikinci yarı geçirdi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan alışkanlığı sağladı. İrfan ve El Nesri de elinden geleni yaptı. El Nesri şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını <laughs> kabul edemem. Rakip iki taş atışından gol attı. Bu onların suçu değil bizim suçumuz. İki taş atışından gol yedik bizden çok daha iyi, çok daha üstün olduklarını düşünmüyorum. Girdikleri pozisyonları gole çevirdiler. Biz atamadık dedi. Şimdi hocam o gün tabii sıcağı sıcağına konuşmuştuk. Çok da herkes yüksekti. Siz de birçok şey konuşacaktınız. Maçı izlerken tabii biriktirdiniz. içinizde aklınızda ama bunu tekrar böyle iki gün sonra bu açıklamayı gördüğünüzde farklı satır araları yakalayabiliyor musunuz? Ya yani bir şey var mı? Ya şimdi sıcağı sıcağına bazı şeyler kolay değildir. Şimdi mesela biz ne yaptık? Dedik ki Düşünsene ben kimim ki yani Morunyo'nun yanında? Ne dedik biz? Hoca bekoayı koymalısın. Cengiz'i oynatmalısın. Fret'i 8'i Amrabat'ı 3'lü orta sağ yapmalısın. El Nesri'yi oynatmalısın. Ya sence bizim düşündüğümüz o düşünmüyor mu? Ya o bu o nerede hata yaptığını bilmiyor mu? Mutlaka biliyordur. Mutlaka o dönüşü de gösterecektir. Abi bunu şey için söylemiyorum bak hakikaten kolay bir ülkeye gelmedi. Kolay bir futbol iklimine gelmedi. Ben Türkiye futbol ikliminde herkes fıttırmış, kafa yemiş ben sana söyleyeyim. Ne kadar deli varsa bütün ülke olarak konuşuyor. Adam gelmiş yani. Nereye geldim diyor. Adamlar galibiyeti diyor. E, tap yaşıyorlar. Mağlubiyeti tap yaşıyorlar. Normal futbolu normal gören bir futbol iklimi yok bizde yani sonuçları normal gören maç bir tam evimize gidelim diyen bir şey yok. Adam bunu hissetti gördü. Yani şunu da dinler nereye geldim acaba nasıl bir ülkeye geldim de diyebilir yani. İtalya ile çok benzemiyor muyuz hocam? Yok. Akdeniz ülkesiyiz. Orada da çok coşku Çavuk var. Avrupa ülkesiyle futbol olarak benzemeyiz. Ben sana söyleyeyim. <laughs> orada bile maç oynanır biter. ya biz de biz de, güne, biz Güney Amerika'ya daha çok benziyoruz. Hmm. E görmedin mi? Bokar'ı vur maçında taraftarlarla şeyler birbirlerine girdi. Yani mutlaka bunlar da yapacaktır bu adam. Biz bu adamla ilgili bütün bu söylemleri söylerken adamın yani herhalde değil mi şeydi bu adam Prens Charles'ın torunu değil herhalde ki Lali, Premier Ligi üç defa buna hediye etmediler herhalde. Çalış döneminde Berlis konu vardı. Ona da bir akrabalı yok. Serie A'yı buna hediye etmediler. Johansson'la da bir akrabalı yok. UEFA Kupası'nı Şampiyonlar Ligi'ni hediye etmediler. Yani bu adamın kariyerine göre bunları söyledik. Hem bir maçta bu adam dünyanın en kötü yani çok kötü mantınör oldu olabilir. Sadece benim en kuvvetli eleştirim aldığın buyurun kardeşim hoş geldiniz. Aldığın oyuncular Amrabat, El Nesri, Kostić oynayacak abi. Bunların yerine aldığın adamlar bunlardan daha iyi ise bunları niye aldın diye sorarlar dedim. Defalarca sordunuz zaten. Bir de şimdi bu adamlara cebinden para verdiriyorsun. Çoluğunun çocuğunun rızkını veriyorlar. Ben başkan olsam şunu sorarım. Buyur hocam. Bir dakika. Gel. Tamam hocam. Güzel. Canım hocam. Gidelim şöyle seninle Boğaz'da bir balık yiyelim. Bir moral veririm. Alo hani öğrenmek istiyorum hocam. Niye? Yani bu elinesi oynamayacaksa. Niye aldırttınız bize? Batşuayı niye gönderdik? Ceco bir iki olsun diye sorardım. Bu benim fikrim, şahsi görüşüm. Ama yine görüşüne saygılıyım derdim. İsmail onamaya devam samra Batı bana niye aldırdın hocam diye sorardım. Bu tip konuşmaları kaldırabilir mi? Peki, hoca. Abi bunlar net netçede... alışık değil diyorsunuz ya bazı şeylere. Şimdi bak, biri Türkiye'nin en büyük iş adamı, öbürü dünyanın en büyük... <laughs> yani hocası, üç hocasından biri. Bunlar mutlaka o adabı maşere şeylerini bilirler. Birbirlerine ne konuşacaklarını bilirler. Herhalde gidip de bunu niye anlatmıyorsun kardeşim falan diyecek hali yok yani. Anlatabildim mi? Bunlar güzelce konuşurlar. Kaldı ki Mourinho da bunlar idrak etmiştir zaten abi. Benim tek anlamadığım şu var. Ne oldu ya o altıncı haftada? Daha ligin altıda biri bitti. Ya bunu üstüne basa basa söylemeliyim yani. Niye söylemeliyim? geçmiş 6 yılla bu yılı bir aynı kefeye koymayın. Niye? En eleştireceğiniz dönemde sustunuz. En destek vereceğiniz dönemde eleştiriyorsunuz. Lan Mourinho'dan bir tık ötesi kovar diyorlar. Daha kimi getirecek abi adam? Daha kimi getirecek yani? Sonra ne yapacak bitince başa mı dönecek tekrar? İsimler belli. Kaç tane? Ne Sağdan sağa beş tap hoca var, soldan sağa beş tap hoca var dünyada. Kaç tane hoca var yani? Anlatabildim mi? E şimdi... Kemal Ademi'ye sustunuz. Çisse'ye, Tiyam'a, Samatta'ya sustunuz. Adil Rami'ye sustunuz. Novoa, Sova, Sosa'ya sustunuz. Tiago Çukur kim lan? Çukur diye futbolcu mu olur ya? Yani? Çukur diye dizi vardı. Ona orada. sustunuz. Adam Amrabat'ı almış. Adam El Nesri'yi almış. UEFA Kupası'nda final oynayan El Nesri'yi almış. United'ın değişmez adamı Amrabat almış. Daha iki sene önce İngiltere'nin 100 milyon euro edecek adam Maksim'i almış. Dünyanın en büyük üç hocasından birini almış. Şimdi sabır göstermiyorsunuz. Bir durum bakalım ya. Sadece sorulacak sor sorular basit. Bunlar da kendi işlerini de çözerler. Ya 96-2000 yılında Galatasaray ilk sezon 96 yani Fatih Hoca'nın ilk yılında Galatasaray Fenerbahçe'den 4 yemedi mi? Ne oldu Fatih Hoca'yı mı gönderdiler? şampiyon oldular. Hadi yine eleştiri yapacaksanız yapın. Ama bir sallandık. Ben de oradaydım. Tamam he. Herhalde. Tam biz de sallandık. Herhalde biz de sallandık. Bir iki maç daha şey olsa sıkıntı olurdu. Yani tamam. Ben de diyorum ki bir zamanı var yani. Böyle her sene bir hoca gönder, onu gönder, onu gönder, onu gönder. 10 on oyuncu Mourinho gönder, daha bu... on oyuncu al. Abi bunu gönderdiğin zaman bir daha aşağı dönemezsin yani. Yani Mourinho'yu gönderdi de bir daha aşağı dönemezsin. Ne yapacak? Yani mı getireceksin? Tamam da hocam bir de Tamamdır, şu taraftan dur, da şey yani, ha, onu söyleyecek. İki sonra. sene sonra gidebilir. Hayır, hayır. Şimdi gönder yani. Ha. Şimdiden bahsediyorum abi. Ya ona bakarsan şampiyon olduktan sonra ben olsam tazminat olmasa örnek veriyorum. İki sene oldu mu? O bir şampiyon olmama kamburunu sırtından attıktan sonra gerekirse küçülmeye git. İki sene daha şampiyon olma. Ne olacak ya? Yani? İki sene üstte şampiyon olduğum gidip Avrupa'da hemen kupa mı alacak? Kolay mı bu işler yani? Şu anda tek sıkıntı o ligde şampiyon olmamak. Onun için zaten Mourinho geldi. Şimdi dört sene üst üste şampiyonluktan sonra Lucescu geldiğinde daha sayı şampiyon oldu mu? Hayır. Ne yaptı? Devam etti. İkinci sene. Bir sefer. sene sonra şampiyon oldu ne yaptı? Gönderdi. Ben İsmail Kartal'la şampiyon da olsam gönderirdim. Geçen sene. Evet. Net söyleyeyim. Hiç kimse kusura bakmasın. Bazen inanıyorsan, şampiyon olmasan da devam edersin. Bazen inanmıyorsan, şampiyon olsan da gönderirsin. E şimdi nerede Vitor ya? Arabistan'da birlikte. İsmail Kartal evinde. Emre Ankara gücünü küme düşürdü. Erol Cardiff'ten gönderildi. Tahir Karapınar altyapıda, tesiste bir yerde oturuyor. Cesus Arabistan'da. Cesus Arabistan'da. Koku nerede? Hollanda ikinci liginde. Demek ki doğru eleştiri yapmışım. Ama Mourinho buradan gitsin yine Everton'a gider. Yani yine Premier Lig'e gider. Yine İspanya'da bir yere gider. Hiçbir şey olmasa Porto'ya gider. Engin. Niye Del Bosque buradan İspanya bir takımına gitmedi mi? Gitti. Mancini buradan İtalya bir takımına gitmedi mi? Şampiyon oldu. Bir durun abi. Adam kimi getirsin yani? Getireceği en güçlü adamı getirmiş. Doğru ya doğru. En eleştireceğiniz dönemde sustunuz. En destek olacağınız yerde Tuhaf tuhaf işler yapıyorsunuz. Bir de taraftar çok bölündü. 10 tane taraftar grubu oldu, olmaz. Bunu kabul edemem ya. 10 tane taraftar grubu olur mu ya? E, panik ortamı da var Ümit hocam. Fenerbahçe taraftarları hemen şimdi bu Galatasaray maçından sonra eyvah biz yandık 7. sene yine mi işler böyle gidecek? Şimdiden 5 puan oldu. Evimizde Mourinho gibi bir isimle yenemedik Galatasaray'ı. Yani söylenenleri söylüyorum. Abi, Bunlar yinemezsin. konuşuluyor. Hay futbol bu ya. Bilemesin ki yani yarın Avrupa dönüşleri nasıl yansıyacak? Dört hafta önceye kadar işte içinde yandı bitti kül oldu diyorlardı Galatasaray için. Bu çıkışı yapacağını kimse kusura bakmasın belki kendileri bile tahmin etmiyordu. Bir o havası çıktı o o bu derken. Bir tek maçta bir de hocam değil mi? Young boys yani onun dışında Yar, yok zaten. Ya iki maç üstü sağlasın bir puan kaybedersin her şey kafa kafaya gelir. Bir şey söyleyeceğim evet tamam Kadıköy'de seri bozuldu da e, ne oldu geçen sene gidip yenmedin mi? Sen de gidip yenebilirsin.